ProDSR kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Microsoft Office programının mobil cihazlar için yani cep telefonu ve tabletler için sunmuş olduğu Word programının indirilmesini ve kullanılmasını beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Bu programın indirilmesini, kullanılmasını en temel düzeyde hiç bilmeyen kardeşlerimizin bile çok rahatlıkla anlayacağı bir şekilde sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Öncelikle programımızı indirmek için ben iPhone kullanıyorum. App Store üzerinden, Android kullanan kardeşlerimiz de Google Play üzerinden bu programı indirebilirler. Şimdi ben App Store simgesine parmağımı dokunuyorum. Gelen kısımda arama kısmına basıyorum ve burada bu kısma tıkladıktan sonra Word yazıyorum. Microsoft Word yazan uygulamayı şu sağ tarafta gördüğünüz indirme simgesine tıklayarak indiriyorum. Evet, şu anda indirme işlemimiz tamamlandı. Aç diyorum. Burada birkaç seçenek gelecek. Onları okuyup kendiniz de yapabilirsiniz. Hareket halindeyken Word kullanın diyor mobil cihazlarımızda. Kullanmaya başlayın seçeneğini seçiyorum. Buradan yine sonraki diyorum. Burada birlikte daha iyi diyor. Microsoft Office hakkında isteğe bağlı verileri göndermek istiyor musunuz diyor. Reddet diyorum. Gizlilik ayarlarını düzenlemek için gizlilik tercihlerini açın diyor. Tamam diyorum. Kullanıcılar bir belge paylaştığında veya sizinle işbirliği yaptığında bildirim alın diyor. Bunu aç diyebilirim, şimdi değil diyebilirim. Bu sizin kullanım durumunuza bağlı. Ve burada da premium'a geçin diyerek parayla bu programı satın almamızı istiyor. Şimdi değil diyerek de bedava sürümünü kullanabiliriz. Bu uygulamayı kullanmaya başlamadan önce ücretsiz olarak bir tane Hotmail hesabı açıp daha sonra kullanabilirsiniz. Yine burada da oturum açmanızı isteyecektir. Bu anlatım konu geniş olduğu için biraz uzun sürebilir. Ben hangi dakikada hangi konuyu işliyorum onu da gerekirse sizlere açıklamalar kısmında süre olarak da yazabilirim. Siz de oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Şimdi bu ekranda bizim boş bir belgemiz var en başta ve sonrasında da bu şekil şablonlar var. Bunlar yemek tarifleri, CV yazma, ödev yazma gibi değişik şablonlar. Şu an için onlara girmeyeceğim. Ben burada boş bir belgemize parmağımla dokunduktan sonra yine boş belge sayfası burada açılıyor. Bu belge üzerinde ben istediğim yazıyı yazabilirim, resim ekleyebilirim, grafik ekleyebilirim, metnimi değişik şekillerde biçimlendirebilirim. Onları hep beraber göreceğiz. Şimdi burada üst tarafta simgelerimiz var ve alt tarafta da yine yazıyla alakalı simgelerimiz var. Üst tarafta en baştaki simgemiz geriye alma tuşu şu anda herhangi bir şey olmadığı için o işlemi yapamıyoruz. İkinci aracımız kalem simgesi. Kalem simgesine tıkladığımız zaman alt kısımda yazı tipi, yazı rengi, altı çizili, üstü çizili, vurgu rengi, yazı tipi rengi şöyle numaralandırma, madde işaretlendirme, sola yaslama, ortalama sağa yaslama, paragraf, stiller ve bul diye seçeneklerimiz var. Açıkçası bilgisayarda kullandığımız Word ile çok bir farkı yok. Yani onu kullanabilen kardeşlerimiz bunu da rahatlıkla kullanabilir. Şimdi tekrardan ben yazı bölümüne geleceğim. Onun için şurada görmüş olduğunuz aşağı ok işaretine tıklayacağım ve buradan yazımızı seçeceğim. Yazıyı seçtikten sonra burada yazacağım. Şimdi şöyle biraz aşağı inelim. Öncelikle yazımın kalın olmasını istiyorum. Onu seçtiğim zaman arka planını gri yaptı gördüğünüz gibi. Yazımın cinsini seçeceğim, boyutunu seçeceğim. Yine onu da buradan gerek boyutunu şuradan gerekse artı işaretiyle veya elimizde de bu şekilde kaydırarak şu anda kursörün boyunu görüyorsunuz oldukça büyüdü. Bu şekilde büyütüp küçülterek yani 12 normaldir. 12'ye getiriyorum. Daha sonra yazımızın cinsini seçeceğim. Arial bu işlemlerde en çok kullanılan yazı tipi. Arial'ı seçiyorum ve sağa yatık diyorum. Şimdi bunları seçtikten sonra şurada gördüğünüz aşağı ok işaretine tıkladıktan sonra yazımı yazmaya başlıyorum. Ne diyelim? Pro dersler diyelim. Bu yazı yazmanın bir kolay yolu daha var arkadaşlar. Bu da bulunduğumuz ortam sessizse, metnimiz de çok karışık değilse, burada görmüş olduğunuz mikrofonla biz bunu yapabiliriz. Zaten cep telefonlarınızda çoğunuz mikrofonu yazmak için kullanıyorsunuz diğer uygulamalarda. Hemen ben buna tıklıyorum.
Bu şekilde yazdım. Gördüğünüz gibi çok fazla bir hata yok. Sadece şu kısımda bir tane Word kısmını yanlış yazdı. Düzenle diyorum ve buradan Word yazıyorum. Tamam, şu anda düzenledi. Dolayısıyla yazmış olduğumuz metni bir defa gözden geçirirsek hatalarımızı da düzeltmiş oluruz. Şimdi burada yine üst tarafta bir cep telefonu simgemiz var. Şu anda ekranda bizim yazımız bayağı bir geniş alan kapladı. Onun için de cep telefonu simgesine tıkladığımız zaman cep telefonu moduna geçip yazının bize tamamını gösteriyor. Şimdi tekrardan satırın sonuna tıklıyorum. Geç diyorum. Bir daha geçteyim. Kursörümü en alta aldım. Şimdi burada bir resim ekleyelim. Bunu yapabilmek için de şurada gördüğünüz 4 nokta yan yana olan bölüme tıklıyorum. Burada giriş diye bir bölüm geldi. Ben buraya tekrardan tıklıyorum. Burada diyor ki giriş, ekle, çizim, düzen, gözden geçir, görünüm. Şimdi ben burada ekleme yapacağım. Resim, fotoğraf ekleyeceğim. Ekle diyorum. Burada soruyor bana. Ne eklemek istiyorsun? Sayfa mı? Tablo mu? Resimler mi? Kamera mı? Bu arada kamera seçtiğimiz zaman şu anki kendi bulunduğumuz istediğimiz bir resmi, fotoğrafı çekip oraya da ekleyebiliyoruz. Veya şekil mi eklemek istiyorsun? Metin kutusu mu? Simge mi? Bağlantı mı? Açıklama mı? Denklem mi? Böyle alt bilgi, üst bilgi diye gidiyor. Şimdi biz burada resimler diyelim. Şu anda ben burada bir tane fotoğrafım var. Onu seçiyorum. Seçtikten sonra yüklemesini bekliyorum ve yükledi şu anda. Gördüğünüz gibi yine bu resim bu ekrana biraz büyük geldi. Bunu ben küçültmek için parmağımla şöyle köşelerden istediğim gibi küçültebilirim. Şöyle cep telefonu moduna da alıyorum. Cep telefonu modunda büyütme, küçültme, taşıma gibi işlemleri yapmıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrardan ben kursörümü bir alta tıklıyorum. Oraya da yine istediğimiz herhangi bir metni yazabiliriz. Şimdi burada bir arama butonu var. Arama butonu zaten belli. Ona tıkladıktan sonra buraya ben mesela anda yazayım. Anda, şu anda bölümü anda yazdığım zaman zaten buraya gördüğünüz gibi geldi. Tabi bunu yazdıktan sonra şurada gördüğünüz çarka tıkladıktan sonra bul seçili şu anda aktif. Bul ve değiştir. Tümünü bul ve değiştir. Büyük harf, küçük harf, eşleştir gibi değişik seçenekler var. Bize en çok lazım olan bul, ayrıca bul ve değiştir. Şimdi tekrar ekranımıza geldik. Buradan paylaş simgesine tıkladığım zaman işte kaydet diyor. Bir kopya gönder diyor. Bir kopya gönder kısmında şöyle tıkladığımız zaman Outlook ile e-posta olarak gönder diyor. Ben de Outlook kurulu değil. Başka bir uygulamayla gönder diyor. Yine bunu seçtikten sonra şuradan Gmail hesabımı açıyorum ben. Burada alıcı hemen şöyle yazıyorum. Hotmail hesabıma ben bunu göndereceğim. Şu anda seçildi. Buradan da ders diyelim. Daha sonra şurada ekranda gördüğünüz gibi benim belgem burada var. Bunu gönder diyorum. Biraz sonra size Hotmail hesabımda bu gelen belgeyi göstereceğim. Şu anda zannederim belge geldi. Şu anda burada gördüğünüz gibi belgemiz mevcut. Şöyle içerisini açalım bir bakalım. Evet, belgemiz burada. Şu anda benim yapmış olduğum oradaki bütün yazılar, resimler, eklemeler burada gördüğünüz gibi geldi. Şimdi yine şurada en sondaki 4 nokta üst üste olan bölümde read aloud var. Bu yazılmış olan metni kulaklığımızdan dinliyoruz. Bize okuyor arkadaşlar. Bu özellikle gözleri görmeyen kardeşlerimiz için büyük bir kolaylıktır diye düşünüyorum. Bir kopya gönder diyor. Biraz önceki yaptığımız uygulamanın aynısı. Dışarı aktar diyor. Burada da yine PDF mi veya Open Document metni mi ne şekilde göndereceksek yine o şekilde soruyor bize. Burada yine yazdır bölümü var. Cep telefonumuza yazıcı bağlayabiliyorsak buradan da çıktısını bu metnin alabiliyoruz. Ben şimdi burada bitti diyorum. Tekrardan üst bölümdeki simgelerimiz bitti. Ben hemen alt bölüme geçiyorum. Burada neler var arkadaşlar? Biraz önce söylediğim gibi kalınlaştırma, italik yapma, altı çizili yapma. Şöyle altı çizili yapıyorum ben. Yine pro dersler diyelim. Daha sonra mikrofonla biraz bir şeyler yazdırayım.
Bu Word yazısını demek ki ben sert konuşuyorum arkadaşlar. Orada hep aynı şekilde T harfiyle yazıyor. Normalde esasen tanıyabilir ama tanımadı demek ki. Çünkü Microsoft Word deyince kendisi değiştirebilirdi. Şimdi bizim burada yine şu gördüğünüz vurgu rengi. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şuradan yazımızı seçtikten sonra seçin diyoruz. Şöyle mesela ben şu bölümü vurgu rengini yeşil yapacağım. Buradan tabii önce seçmemiz lazım. Word'de biliyorsunuz seçmeden hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Seçmeye özen gösteriyoruz. Şöyle sarı da yapabilirim. Yine şurada bir nokta var demiştik. Nokta yazı tipi rengi. Yazı tipini de yine seçtikten sonra kırmızı diyebiliriz veyahut da şöyle seçiyorum ben. Yazı tipine de mavi diyelim. Orayı da mavi yaptık. Evet bu şekilde. Şimdi burada 4 noktaya tıkladıktan sonra yazımız üzerinde değişiklikler yapacağız. Burada yazımızı kalın yazabiliyoruz. İtalik, altı çizili, üstü çizili diye daha önce bahsetmiştik. Biraz aşağıya indiğimizde yazımızın biçimlendirme seçenekleri var. Buradan hemen bir yazı yazıyorum ben. Şöyle Pro Dersler. Evet yazımız biraz küçük oldu. Bunu biraz büyütelim. Şöyle tümünü seç diyorum. Yazımızın büyüklüğünü ayarlayalım. Şuradan biraz büyütelim şöyle. Evet şimdi yazımızın tipi önemli değil. Onları daha önce göstermiştim. Yine ben burayı seçiyorum. Tümünü seç diyorum. Buradan diğer biçimlendirme seçenekleri var. Buna tıkladıktan sonra büyük küçük harf değiştir seçeneğimiz var. Ona tıkladıktan sonra büyük harf dediğim zaman tamamını büyük harf yapıyor. Diğer biçimlendirme seçeneklerine geliyorum ben. Büyük küçük harf değiştir diyorum. Her sözcüğü büyük harfle başlat diyorum. Yine onu seçiyorum. Bu şekilde diğer işlemleri de buradan yapabiliyoruz. Büyük küçük dönüştür diyor. Burada büyük yazdıklarımızı küçük küçük yazdıklarımızı da büyük yapıyor. Tabii bu çok kullanılacak bir yöntem değil. Yine diğer biçimlendirme seçeneklerine tıklıyorum. Şöyle biraz kenara geldikten sonra geç diyorum. Bunu bir geçelim. Şöyle biraz aşağıya inelim. Daha sonra yine aynı bölüme geliyorum. Burada diğer biçimlendirme seçeneklerine geliyorum. Şimdi burada bir üst simge ekleyeceğim. Nasıl? Metrekareyi nasıl yazacağız? Örneğin ben hemen buradan bir metre yazacağım. Şöyle 600 metre diyelim. Şimdi bunun üzerine kare işareti koyacağız. Buradan diğer yazı biçimleri diyorum. Üst simge diyorum. Yine yazı bölümüne gidiyorum. Buradan kareyi de yazarak bu şekilde metrekare veya alt simgeyi de tam tersi olarak da yine yapabiliriz. Şimdi burayı silelim. Yine burada 4 noktaya tıklıyorum. Başka seçeneklerimiz madde işaretleri var. Burada gördüğünüz simgeleri bizim konu başına ekliyor. Şöyle mesela ekleyeyim bir tane ve yazmaya başlayayım. Rastgele şöyle yazıyorum hızlı olsun diye geç diyorum. Bu şekilde yazıyorum, geç diyorum, yazıyorum, geç diyorum, yazıyorum. Diyelim ki ben bunları yazdım fakat sonrasında da değiştirmek istiyorum. Hemen burayı seçiyorum. Tümünü seçiyorum şöyle. Daha sonra yine 4 noktaya tıklıyorum. O bölüme geleceğim çünkü her seferinde o bölüme geliyoruz. Numaralandırma diyorum ve bu şekilde numaralandırma olarak da yap diyerek orada yapmış olduğum değişikliği de kaydedebiliyorum. Şimdi biraz daha şöyle aşağıya indiğimizde biz burada girintileri sola veya sağa doğru yapabiliriz. Sola doğru bu şekilde yapıyoruz. Sağa doğru da bu şekilde girinti olarak gönderebiliyoruz. Yine şu bölümde yazımızın normal şekli bu diyelim. Ortala dediğimiz zaman metnimizi ortalıyor. Sağa yaz dediğimizde aynı şekilde sağ yaslıyor. İki yana yasla dediğimizde mesafe çok uzun olduğu için iki yana yaslamıyor. Ben o yüzden olduğunu zannediyorum. Şimdi paragraf biçimlendirmesi var yine burada. Paragraf biçimlendirmesinde eğer şayet özel girinti istiyorsak özel girintiyi buradan verebiliriz. Şöyle hemen geliyorum tekrardan. Paragraf özel girinti diyorum. İlk satır diyorum. İlk satıra girinti verdi. Yine burada satır aralığı var. Bu önemli. Buradan şöyle hepsini seçiyorum. Satır aralığı buradaki metinlerimizin yükseklikteki ara boşlukları şöyle onu siz görün diye şöyle uç noktadan göstereyim. 2,5 yaptığım zaman da o aralıkları açtığını görüyorsunuz. Yine burada stiller var. Stiller aralık yok diyor. Mesela bu şekilde normal diyorum. Stiller başlık 1 diyorum. Bu şekilde
yaptık. Yine bul seçeneği var. Buradan bulabiliriz. Stiller şu kitap başlığı diye var. Yine koyu bir şekilde de onu yapabiliyor. Yazılarımızda değişikliği bu şekilde yapabiliyoruz. Gördüğüm kadarıyla başka da yok zannediyorum. Renklendirme ve vurgu rengini daha önce göstermiştim. Şimdi yine burada bu dört noktaya tıkladıktan sonra karşımıza yine bu ekran geliyor. Burası bizim temel noktamız. Burada bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ben şöyle giriş kısmına tıklıyorum. Ekle diyorum. Burada şu var arkadaşlar. Tablo eklerken benim kaydettiğim, bu anlatımı kaydettiğim program duruyor. Sebebini bilmiyorum. Eğer başka bir programla çekersem detaylı çekeceğim. Yoksa size kısaca bir gösterim yapıp bırakacağım. Şimdi sayfa var burada. Sayfaya tıkladığım zaman burada yeni bir sayfa ekliyor. Resmi göstermiştim. Kamera zaten aynı işlemi yapıyor. Şekillere şöyle tıklıyorum. Burada istediğimiz şekli biz buraya çizebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Burada mesela bir tanesini çizelim. Şu yıldızı alalım. Yıldızı çizdik. Parmağımızla yine dokunarak buradan yıldızı büyütebilirim, küçültebilirim. Şu üst kısımdan şu şekilde döndürebilirim istediğim şekilde. Bunları yapabiliyorum. Şekil stilleri diyor. Burada yine gölge vermek istediğimizde, rengini değiştirmek istediğimizde bunları yapıyoruz. Dolgu yaparken yine dolgu rengini bu şekilde yapabiliyoruz. Şuradan geri diyorum. Ana hat diyerek de kenar çizgisinin ne renk olacağını belirleyebiliyoruz. Şöyle kırmızı diyelim onu da. Geri diyorum. Otomatik renk var. Yine onu da seçebiliriz veya kendimiz de renk oluşturabiliriz. Buradan yine bu şeklin nerede duracağına şu gördüğünüz şu simgeden karar verebiliyoruz. Burada metni öne getir, metni hizala, kare yap, sıkı yap, altı al, üstü al gibi değişik seçenekler var. Söylediğim gibi bu kaydetme programından kaynaklı ben sizlere pek anlatamıyorum. Şimdi burada yine şurada öne getir, arkaya götür diye şu gördüğünüz simge var. Ona tıklıyorum. Yani yazıyı öne getiriyor veya arkaya atıyor, en arkaya atıyor. Sağa döndür, sola döndür gibi de yine seçeneklerimiz var. Burada gördüğünüz o dört noktaya tıkladığımızda da tekrardan aynı bölgeye geliyoruz. Metni kaydır, metni düzenle, yine alternatif metin diye de alt kısma bunun özelliklerini eklemiş. Şimdi buradan yine şekil diyorum, ekle diyorum. Burada metin kutusu diyor. Bu zaten hepiniz biliyorsunuz. Metin kutusunu oluşturup İçerisine yeni bir şeyler yazmak istediğimizde bu bölümü kullanıyoruz. Yine şurada gördüğünüz simgelerde geri alma, ileri alma gibi işlemleri buradan da yapabiliyoruz. Şurada gördüğünüz bir ampul simgesi var. O da ipucu vermeye yarıyor. Gördüğünüz gibi yine tablo ekleme, açıklama ekle, resim ekle gibi değişik seçenekler de var. Onlarla ilgili bize bilgi veriyor. Şimdi tekrardan şekil bölümüne geliyorum. Ben ekle diyorum. Yine oradan bakalım başka neler var. Simgeler varmış. Simgeler yüklenirken bekleyin diyor. Evet, bu simgeler de yine orada kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmemek için ben girmeyeceğim. Bağlantı kısmı da yine buradan adres vererek köprü ekleyip oraya internet sayfasına link verebiliyoruz. Bu kısma gelelim. Buradan ekleye gelelim. Yine burada simgeler, bağlantı, açıklama ekle dediğimde yine program kaydı durduruyor. O yüzden yapmayacağım. Üst bilgi, alt bilgi, şayet biz herhangi bir doküman yazıyoruz. Üst ve alt bilgi eklemek istiyorsak bunu ekleyebiliriz. Şöyle üst bilgi ekle dediğimiz zaman metnimizin başına başlık olabilir veya sayfa 1, sayfa 2 diye yazabiliriz. O şekilde olabilir. Veya her sayfada gözükmesini istediğimiz herhangi bir üst bilgiyi de buraya ekleyebiliriz. Sayfa numaraları yine burada buradan ekleyebiliyoruz. Sol üst, üst orta, sağ üst, sol alt, alt orta en uygunudur. Bu şekilde de ekleyebiliyoruz. Burada diğerleri pasif şu anda. Ekle bölümüne de geliyorum. Şimdi çizim bölümüne geliyorum. Şimdi tekrardan yeni bir sayfa açıyorum ben. Daha sonra dört noktaya tıklıyorum. Buradan girişe geliyorum. Çizime geliyorum. Nesne seç diyor. Herhangi bir nesnemiz olmadığı için seçemiyoruz. Mürekkeplemeyi başlat diyorum. Burada bir tane silgi var. Burada kalemlerimiz var, renklerimiz var. Şöyle sola doğru kaydırdığım zaman işte boyama rengi var. Artı işaretine ben tıklıyorum. Burada soruyor bana ne istiyorsun? Kurşun kalem, kalem, vurgulayıcı. Vurgulayıcı istiyorum diyorum. Rengi sarıymış. Şöyle kırmızı seçelim. Daha sonra bitti diyelim. Buradan da çizgimizi bu şekilde çizebiliyoruz veya içerisine de yazabiliyoruz.
kodlarımızı yazabiliyoruz. Daha sonrasında da silgimizi alıp bunları şöyle dokunduğumuz zaman da silebiliyoruz. Burayı da şimdilik geçiyorum. Taslağı sil diyorum. Yeniden aç diyorum şimdi. Yine 4 noktaya tıklıyorum. Giriş bölümüne tıklıyorum. Düzen kısmına geliyorum. Kenar boşluklarını istersek biz burada ayarlayabiliriz. Kenar boşluklarına tıkladıktan sonra son özel ayar diye, yani en son ayarladığımız kenar boşluğunu burada gösteriyor. Normal şeklinde, yani her tarafı 2,5 santim boşluk olan şekle normal diyor. Dar var burada yine, geniş var, yansıtılmış. Özel kenar boşlukları var. Şayet biz değiştirmek istersek hemen ben bunu değiştiriyorum. 0,5 yapıyorum üstü. Bitti diyorum. Tekrardan kenar boşluklarına geliyorum. Özel kenar boşlukları soluda 0,5 yapıyorum. Bu şekilde istersek her tarafı, istersek bazı kenarları istediğimiz gibi yapabiliriz. Şu anda şöyle özel kenar boşlukları dersek üstü ve solu 0,5, diğerlerini de 2,5 olarak ayarlanmış. Şimdi tekrardan o bölüme geliyorum. Düzene geliyorum. O şekilde kenar boşluğu yönlendirme dikey ve yatay olarak bize sunulmuş. Ancak yatay olanı seçtiğimiz zaman bizden 365 aboneliği istiyor. Bazı bölümlerde bu ücretli üyelik istiyor bize. Sütunlar kısmı, şu anda bizde bir tane sütun var. Diyelim ki biz sütunu 2-3 yapacaksak, yine 2 yazdığım zaman ona müsaade etmediğini ben size göstermek için yapıyorum bu arada. Yine kesmelerde de, sayfa sonu kesmelerde yeni başlatma, metni sondaki sütunda başlatma gibi yine seçenekler var. Bunda herhangi bir engel var mı? Evet, onda da yine engel koymuşlar. Onları kullanamıyoruz. Yine bu kısma tıklıyorum. Gözden geçir bölümü var. Yazım denetleme aracı var. Akıllı arama var. Sözcük sayısı, sesli oku. Biraz önce sizlere anlatmış olduğum, özellikle gözü görmeyen kardeşlerimiz için. Yerin yorum eklemek istediğimizde bunu seçiyoruz. Onu ben şu anda gösteremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi program kendini kapatıyor. Görünüm bölümünde de yine yazdırma düzeni, mobil görünüm. Mobil görünümü seçtiğimiz zaman cep telefonu moduna geçiyor. Bu şekilde yine bakalım şöyle. Görünüme tekrardan geliyorum. Evet, burada büyütme, küçültme var. İstersek o şekilde de yapabiliyoruz. Yine burada cetvelimiz var. Şayet biz burada cetvelle çalışmak istersek cetvel diyelim ve şöyle açıyoruz gördüğünüz gibi. Mobil görünümde de cetvelin açılmadığını bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi son olarak Microsoft Word belgesinde tablo nasıl ekliyoruz onu beraberce görelim. Yine şurada gördüğünüz 4 noktaya tıkladıktan sonra giriş bölümünü seçiyorum ve burada ekle diyorum. Şimdi buradaki tablo simgesine tıklıyorum. Burada otomatik olarak bize 3 satır, 3 sütun şeklinde bir tablo oluşturdu. Şu sağ altta gördüğünüz simge ile parmağımızı dokunup aşağıya doğru çekerek bunun büyümesini, küçülmesini de sağlayabiliriz. Genişliğini, yüksekliğini buradan ayarlayabiliriz. Ayrıca burada yine ben burayı seçiyorum. Şöyle tamamını seçiyorum. Aşağıya doğru iniyorum şöyle. Hücre boyutu diyor. Hücre boyutunu seçtikten sonra yükseklik 1, genişlik 1 yapacağım şöyle. Hemen onu yapıyorum. 1 dedim, bitti dedim. Tekrardan hücre boyutu diyorum. Genişlik yine 1 deyip tamam diyeceğim. Bitti diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi birebir ölçülerinde bir tablo oluştu. Ben burada ekle diyebilirim, sil diyebilirim. Örneğin sil diyorum. Buradan herhangi bir boşluğa tıkladıktan sonra, mesela ben burada birinci sütunu seçtim. Sil dediğim zaman sütun diyorum. O birinci sütunu sildi gördüğünüz gibi. Yine ekle dediğim zaman da yukarı ekle, aşağı ekle ile satır ekliyor. Sola ekle, sağ ekle ile de sütun ekliyor. Şöyle sağ ekle diyorum. Sütun ekledi. Yani kursörümüzün bulunduğu bölümün hemen bir sağına burada sütunumuzu da ekliyor. Bu şekilde satır sütun ekleme ve silme işlemlerini rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi şöyle aşağıya doğru geliyorum. Hücreleri birleştir diye bir seçeneğimiz var. Şu anda gördüğünüz gibi sadece bu bölüm seçili.
Oradaki hücreleri ben birleştireceğim. Dokunuyorum şöyle. Şu anda gördüğünüz gibi orayı tek hücre yaptı. Veyahut da hücreleri böl dediğimiz zaman da bu sefer o hücreyi dikeyde ortadan ikiye böldü. Şimdi şöyle aşağı doğru iniyorum ben. Buradan tamamını bir seçelim önce. Tamamını seçtim. Tablo stilleri var burada. Tablomuzun stilini burada istediğimiz herhangi bir şekilde yapabiliriz. Bu şekilde veya işte şuradaki gibi hangisini istiyorsak yapabiliriz. Gölgelendirme şöyle seçiyorum ben, mavi diyorum ama onu izin vermiyor. Paralı almamızı istiyor. Geri diyorum. Hizalama işlemini de sağ, sol, orta, üst gibi değişik seçenekler, yani içerisine yazmış olduğumuz yazının hizalamasını da bu şekilde yapıyoruz. Metin yönü, yine bu da önemli. Burada metin yönünü yatay olarak normalde yapıyor. Ancak biz şayet dikey bir yazı yazacaksak şuradan 270'i seçiyorum ben. Buradan şu bölümü seçelim. Oradan dikey gidelim. Hemen onu seçtikten sonra yazımızı yazacağız. Hemen şöyle kalemimi de alıyorum. Kalın olsun. Şöyle rastgele yazıyorum ben. Sadece bu hücrenin içine sığacak şekilde yaptı gördüğünüz gibi. Alt bölümde burada seçeneklerimiz var. Burada artı işareti var, sütun. Şöyle yine oraya bir tane sütun ekliyor. Satır artı işareti var. Oraya satır ekliyor. Bu satırlar seçili olduğu için onların tamamını ekledi. Yine buradan sütun komplesini ekliyor ve burada da yine sütun ekledi. Bu şekilde de sütun, satır istediğimiz kadar ekleyerek de bu işlemleri yapabiliriz. Tekrardan ben bölümümüze gidiyorum. Burada otomatik ayarla seçeneği var. Buraya yazmış olduğumuz metnin sayfaya, içeriğe göre, hücreye göre otomatik ayarlamasını da bu şekilde yapabiliyoruz. ProDersler kanalımda mobil cihazlarımızda Microsoft Word uygulamasını nasıl indiriyoruz, nasıl kullanıyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.